Klas Arsa Ofisi Melittin Esen Rüzgar'ı sunar. Klas Arsa Ofisi'nin sponsorluğunda Sedat Hocam'la hazırlayıp sunduğumuz Melet'ten Esen Rüzgar'a hepiniz hoş geldiniz.
Ana sponsorlarımız Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır'a buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugünkü konuklarımız Mesudiye Çavdar Mahallesi Dernek Başkanı Ramazan Ünver. Ve değerli sanatçımız Gamze Küçük. Şimdi kıymetli gönül dostlarımız, kızımız gel şuraya, yanıma gel. Kızımızı yetiştiriyoruz inşallah. Önümüzdeki yıllarda sahnelerin değişme isimlerinden olacak. Tabii şimdi ilk programı ben dedim, bugün hadi bir siftak yapalım. Kabahati olursa bütün kabahatler benim. Artılarım olsun, eksiler benim olsun. Bugün kardeşimi şöyle güzel bir alkışlayayım bakalım. Bir cesaret gelsin kendisine. Şimdi solistimizi alalım ama şöyle güzel bir anons edelim. O zaman değerli, güzel sesli Türk halk müziği sanatçımız Gamze Küçük. Kuvvet alçanızda Gamze Küçük geliyor. Perişan böyle. Vay 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 vay.
Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim. Hoş bulduk. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle yerini alalım, sohbet orada devam edelim. Evet, şöyle git. Ekranları başında bizleri destekleyenler ne yapması gerekiyor? Bize mesaj göndermek için TV52 yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Evet, bizleri desteklemek istiyorsanız, düşüncelerinizi, duygularınızı, istek türkülerinizi 52 yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz, yazın 3969'a gönderin. Bu akşam bol bol okuyacak, geçen hafta okuyamadık ama Öykü söz verdi, bu hafta okuyacak bütün SMS'leri, değil mi? Hadi senden hemen bir türkü alalım, ondan sonra başkanıma bir hoş geldin konuşması yapalım şöyle. Tabii. Başkanımı sıkıştıralım bu akşam biraz. Hadi sıkıştırmak yok ki. Evet. Evet, ağzına gönlüne sağlık. Başkanım. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim sevgili Sedat. Bugün galiba üçüncü haftası yeni yayın dönemimizin. Evet, üçüncü haftası. Ben öncelikle yeni yayın dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Başarılı olduğun aşikar zaten. Öyle olmasa bu zamana kadar devam etmezdin. O sizlerin sayesinde, sizlerden aldığımız güçle buralara çıkıyoruz başkanım. Öykü Hanım'la da bu sene güzel bir ikili oluşturdunuz. Biz televizyondan izliyoruz. Çok iyi oldu, isabet olmuş. Babası yıllardır arkadaşım. O da benim bir evladım, kızım, kardeşim. Allah nasip ederse bu sene beraber yürüyeceğiz. Öyle bir karar aldık. İnşallah her ikimiz için de hayırlısı olur. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ekranları başında bizleri izleyen, Türkiye'nin muhteşem şehirlerini bizleri izleyen, Avrupa'da izleyen,
ve stüdyoya gelip bizleri buralarda izleyen sevgili konuklarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine sevgi saygılarımı sunuyorum. Başkanıma bir alkış. Başkanım yürek mi yedin gelirken? Yok zaten dernekçilik bir yürek işi zaten. Yürekli olmak lazım. İşte gönüllü olmak lazım. Buna bir alkış gider yani. Yani taşın altına elinizi koymanız lazım. Yani dernekçilik karşılık beklemeden bir cefakarlık işi. Sevda işi, sevgi işi, aşk işi. Yani biz de Çavdaralıyız. Çavdaralı olmaktan, bu köyde dernekçilik yapmaktan, dernek başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çavdar bizim sevdamız, sevgimiz, vatanımız, milletimiz, toprağımız, her şeyimiz. Her şeyimiz. Şimdi ben soruları ben sormayacağım bu akşam. Abisine torpil geçir demesinler. Öykü soracak sana soruları. Tabii ki. Evet, benim sorularım var. Evet. Son zamanlarda neler yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Gençlik kollarınız var mı? Faaliyette mi? Gençlik kollarımız var. Gençlik kolları başkanımız da şu anda tribünlerde oturuyor. İnşallah eğer söz onu da alacağız tabii ki. Alacağız sonra. Birazdan onu da konuşturacağız. Gençlik kollarını geçen sene kurduk. Gençlik kollarını gece yaptık. Gençlik kolları hatta diyebilirim ki bizden bile daha hızlılar. Tabii onlar çok daha güzel. Kıpır kıpır gençler. Kanları kıpır kıpır kaynıyor. İnşallah böyle devam eder. Zaten biz de vakti geldiğinde onları devredeceğiz. Bu her zaman çok güzel. Biz burada olacak halimiz yok. Sırası geldi, sırası yakında sıra onları gelecek inşallah. Çok güzel. Var mı başka soru? Şu an yok. Zaman zaman soralım o zaman. Bu arada evet, ben şeyleri anlatırım tekrar yaptığımız işleri. Bir daha söz gelirsin. Sevgili başkanım, yönetim kurulu başkanımız sevgili Mehmet Akbayır'ın size özellikle çok selam var. Aleyküm selam. Sizi çok sevdiğini biliyorsun. Ve Gamze'yi de çok sever kendisi. Çok teşekkür ederim. Aslında o da bu akşam bizimle burada beraber olmak istiyordu ama Sivas'tan evet. Misafirleri var. Büyük ihtimalle gelemeyecek sanırım. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta Sivas günleri başladı evet, değil Sivas mi? Başladı. Günleri başlıyor. Evet, bugün başladı. Yeni Kapı'da Sivas günleri de buradan hayırlı uğurlu olsun herkese hayırlı diyelim. Olsun. Gününden misafirleri geldi başkanımızın. Normalde bu akşam burada olmak istiyordu. Hem senin için hem sevgili Gamze için. Buradan selamlarımızı iletelim. Sevgili Alperen Akbayır'a da ve Mehmet Akbayır'a selamlarımızı gönderelim. Ben de bu arada şeyi söyleyeyim madem. Sivas günlerinden sonra galiba Ordu günleri ayın 12'sinden itibaren 12 evet. 15 arasında yine Yeni Kapı'da Ordu günleri var. Bütün orduları oradaki etkinliğe bekliyoruz. Herkes orada gönül istiyoruz. Evet diyelim. Evet Gamze'ciğim hoş geldin, sefalar getirdin sevgili Murat kardeşim. Abicim, teşekkür yani, aslında çok geç oldu. 7. sezonda ilk defa mı alıyoruz? İlk evet defa mı ben TV 52 ekranlarına da ilk defa konuk oluyorum. Yani şöyle diyeyim Sedat abi hemen hemen bütün kardeş kanallarımızda konuk oldum. Hani zaten albümüm çıkalı bir 6 yıl oldu. İlk defa bu güzel TV 52 ekranlarına konuk oluyorum ve senin programına ilk defa evet. konuk oluyorum. Çok mutluyum. İnşallah. Bu arada Öykü'ye de çok teşekkür ediyorum. Hep beraber böyle güzel bir program olacak bugün. İnşallah, inşallah. İnşallah olur. Programımızın devamı sizlerin olur. Hayırlı uğurlu çok teşekkür olur. Ediyorum sevgili kardeşim. Çok daha iyileri sizlere nasip olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de geçen sezon yine kardeş kanalımızda ben de program yapmıştım. Bu sene de inşallah olacak. Olur, sürpriz olur. Diyelim. Nasiptir her şey. Ben buradan ilk öncelikle Mehmet Akbayır Beyefendi'ye selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir hemşerim olaraktan. Ve buraya kadar gelen dostlarımıza ayaklarınıza sağlık ve ekran başındaki izleyicilerimize selamlar gönderiyorum. Evet, hemen sıra sende o zaman Gamze. Bir eser alalım senden. Öyle mi yapalım? Az konuşalım, çok türkü okuyalım bugün. O zaman ben şöyle yöre yöre dolaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Güzel bir Malatya uzun havası yapalım. Arkasından da böyle güzel bir türkü yine bağlayalım. Haydi bakalım o zaman.
Çok bekledim geleceği yollar yollar. Sunam yollar yollar oyun. Mesken mi eyledin gurbet ellerin elleri? Sunam ellerin elleri oyun. Demedim mi de sunam sonum ayrılık ayrılık. Önüne bağlamış adam önlüğü önlüğü. Ah sunam önlüğü önlüğü oy oy. Çok uğraştım edemedim gönlünü gönlünü. Sunam gönlünü gönlünü oy oy. Eğer benden başkasına yarim dediysen, dediysen. Ah sunam dediysen, dediysen oyun. Kadir Mevlam eğri koya boynunu, boynunu. Sunam boynunu, boynunu oyun. Thank you.
ağzına gönlüne sağlık sevgili teşekkür kardeşim. Teşekkür ediyorum abicim, sağ ol. Bir uzun ama bir güzel güzel parçaya bağladım peşine. Mesajımız var mı? Mesajımız var. Hadi oku bakalım. Okuyalım. Tekrar söylüyorum. Bize mesaj atmak için TV52 yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı 3969'a gönderebilirsiniz. Ben Ordu, Mesudiye, Doğançam köyünden Ahmet Şevket Türk, Sedat Bey programınızı izliyoruz. Sizden Giresun'un içinde iki sokak arası adlı eser istiyoruz. Teşekkürler. Okuyalım. Değerli abim, Melet'in güzel sesleri, türkü dostları, gönül dostları, gönlünüze yüreğinize sağlık. Türk kanıklara ve seyircilere saygı selamlarımı sunarım. Başarılarınızı devam dilerim. Teşekkür ederiz. İki fazla tane. Yolum. Tamam hadi bakalım. O zaman bir eser de biz okuyalım. Hadi bakalım, İstek geldi. Bıçak yarası vuruldum düştü yere gidemedim uzak vurdular düştü yere gidemedim uzak bedel oferine düşürdüler uzak düşürdüler Thank you.
Buradan Mustafa hocamın da ellerinden öpelim. Mustafa Küçük hocamızın eseri. Güzel eserleri yazmış. Biz de böyle dilimizin döndüğü kadar seslendirmeye çalışıyoruz. Biraz önce sen gençlik kollarını sormuştun. İstersen bir çiçeğimiz var. Gençlik kolları başkanını da alalım. Çiçeğimizi alalım. Evet. Ondan sonra senden bir eser alalım. Olur mu? Hadi bakalım gel şöyle. Efendim. Mesudiye Çavdar Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı. Bir hanımefendi gencecik böyle. Kuvvetli alkışlarınızla alkışlıyorsunuz. Evet. Çiçeğimizi şöyle alalım. Çiçek tabii şöyle. Biliyorsun bayanlara biz bayanlara alalım. Hemen şöyle. Gel çiçeği oraya bırak. Şöyle yere bırak. Yere bırakayım. Yere bırakalım. Buradan hem başkanımıza hem dernek başkanımıza hem gençlik kolları başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şöyle kuvvetli bir alkış alalım sizden. Evet sevgili tanıyalım. Ben Aslı'nın var. Çağlar Gençlik Kolları Başkanıyım. Programımız hayırlı uğurlu olsun bu arada. İkinci kez katılıyoruz. Daha bir yıl olmadı. İşte Ocak ayında birinci yılımızı dolduracağız. Daha çok yeniyiz. Yapacak birçok şeyimiz var. Bizim de yazdan işte yazın herkesin işi ve programı olduğu için biz de yeni sezona farklı projelerle işte arkadaşlarımla birlikte yeni bir sezonda neler yaptınız? Kuralı neler? Derneğe kuralı neler yaptınız? Gençlik kollarını kuralı. Ne gibi faaliyetleriniz oldu? Bir yemek düzenledik. Hem gençlik kolları tanıtmak amaçlı. İstediğimizin ötesinde daha büyük bir katılım oldu. Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Herkes bir yerlerdeydi. Yeni yeni toplandık. Bundan sonra işte... Tabii ki. Bir Çanakkale gezisi yaptınız bildiğim kadarıyla. Değil mi? Yaptık evet. Çanakkale için. Ama istediğimiz yaptınız. Gibi olmadı tabii ki. Şimdi tabii her şey ki. Yenisiniz daha. İstediğiniz gibi olması mümkün değil. Zamanla olacak her şey. Bakalım. İşte ama yine de çok sonra... ben bir abiniz olarak... Arkadan böyle sizi her zaman destekliyoruz ve çok son derece ederim. Başarılı buluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra daha farklı şeyler yapacağız. Ekibimle birlikte Salih, Funda, Pınar, kendisi gelemese de Gül, askerde olan İlker arkadaşımız var. Sonra yurt dışında olan Furkan arkadaşımız var. Aslında ekip olarak çok güçlüyüz. Evet. Ama şu an herkes bir yerlerde olduğu için ama burada olan arkadaşlarım adına bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra farklı projelerimiz tabii ki olacak. Kültürel gezilerimiz olacak. Bir takım sosyal sorumluluklarımız olacak. Bunun için bazı yerlerle görüşmeler yapıyoruz işte. Evet. İşte okulla alakalı, işte ne bileyim üzerine kıyafet alamayan bazı yerlerde işte Güneydoğu'da olsun, Karadeniz'de olsun farklı şehirlerde olan arkadaşlarımıza işte bundan itibaren onlara destek olmaya çalışacağız. Tabii sizin desteğinizle ve arkadaşların desteğiyle birlikte sesimizi ne kadar çok duyurursak, siz de bize ne kadar destek olursanız biz o denli güçlü olacağız. Vallahi biz sınırsız arkanızdayız. Yürüyün hiç arkanıza dönüp bakmayın. Değil mi başkanım? Bak orada onursal başkanımız duruyor, Hicabi Başkanım. Evet, kendisine. Biz onlardan devraldık. İnşallah ilerleyen yıllarda da sizlere devredeceğiz ama arkanız sağlam. Hiç arkaya bakmayın. Çok teşekkür ederim. Arkanız duvar gibi yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen sizi yerinize alıyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili kardeşim. Hadi bakalım. Senden de bir eser alalım. Ondan sonra biraz başkanımı konuşturalım. Terletelim. Aslında başkanından da bir türkü alırız ama... Ben şimdi Mehmet Bey'i duyuyorum. Başkan bir türkü okusun diye söylüyordur muhakkak orada. Biz serviste pazar günleri toplu şekilde gidiyoruz diye anlatıyoruz ya. Giderken toplu şekilde giderken türküler söylüyoruz arabadakilere. Başkanıma da okuttuk o akşam. Yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey dedi ki bir program da sana verelim başkanım dedi hemen yani. Bizi anında kaldırdı attı arabadan yani.
Ağzına gönlüne sağlık. Yönetmenim ne kadar var reklama? 5 dakika. Evet Gamze, neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi ne yapıyoruz abi? Ya da hemen senden bir Türkiye alalım 5 dakika. Öyle mi yapalım? Tabii öyle yapalım. O zaman ben ordunun şöyle güzel bir şu akkuşun gürgenleri Haydi yıkılmadı bakalım. Mı diyelim. Bakalım. Bütün orduya gitsin, Akkuş'a gitsin, Akkuş'un gürgenleri. Orduya, Mesud'a, Esatlı'ya, Tokat'a, Sivas'a her yere gitsin bu Türk'ümüz. Esatlı'ya gittin değil mi? Esatlı'ya.
Meclisim. Buradan sevgili Yaşar Başkanımıza da selam olsun. Bu sene Köy Kent Festivali Esatlı'da. Ben de o zaman şöyle diyeyim. Esatlı Köyü'nün dernek başkanı Yamen Coşkun vardı. Yamen amcamın ellerinden öpüyorum. Kıymet teyze selamlar görüyorum. Mesut dedi. Yaylada 3 gece kaldım. Çok sağ olsunlar. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Vallahi ben bir kere zor gittim. Efendim, evet. Kısa bir reklam arası. Hiçbir yere ayrılmayın. Biraz böyle ekmek parası kazanacağız. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Klaslar Sofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Meletten Esen Rüzgar devam edecek. Ordu'nun ilk ve tek sıra dışı haber aktüel programı Sıra Dışı Aybastı dosyasını masaya yatırıyor. Dikkatlerden kaçanlar, görünmeyen ve gösterilmeyenlerle ilk konuk Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar. Sıra dışı sorular İsa Akçay'dan gelecek, Başkan Gündoğar cevaplayacak. Sıra dışı ilk buluşma 6 Ekim Cuma saat 20'de. Zamansız Yağmurlar her pazar akşamı saat 21'de sizlerle. Keyifle izleyeceğiniz programın bu haftaki konukları: Perşembe Medrese Önü Dernek Başkanı Gündoğan Şahin, Türk Halk Müziği Sanatçısı Özlem Nalbant. Zamansız Yağmurlar pazar akşamı saat 21'de. Kıymetli izleyenlerimiz, yine bir kampanyayla karşınızda olmanın gururunu yaşıyoruz. Klaslar Sofisi'nin Silivri İstanbul'un cazibe merkezi Değirmenköy'de yapmış olduğu kampanyalardan bahsedeceğiz. İstersen sevgili Öykü, ben biraz böyle kısaca bahsedeyim. Sanırım sen sorular hazırladın. Evet. Bir vatandaş olarak, değil mi? Evet. Ben o zaman şöyle kısaca bir bahsedeyim. Ondan sonra senin sorularını alalım, olur mu? Tamam. Kıymetli gönül dostlarımız, İstanbul'un Silivri bir cazibe merkezi. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi İstanbul'un bir ilçesi. Avrupa'da girdiğiniz zaman ilk ilçesi. Ve Değirmenköy muhteşem bir yer. Anlatmakla bitecek gibi değil sevgili başkanım. Biliyorum ben. Götürdük sizi de biliyorsunuz. Evet, götürdük. Muhteşem bir bölge. Hatta güzel türküler de söyledik. Değil mi? Zaten ben Trakya'da okudum. Edirne'de okudum. Ben biliyorum. Sana yabancı değil bölge. Bana yabancı değil bölge. Evet, Değirmenköy dedik. Değirmenköy İstanbul'un cazibe merkezi. E6 ile ve E5'in tam ortasında kalan bir bölge. Her iki tarafa da 4'er kilometre mesafede. Denize 8 kilometre. 1000 tane fabrikanın faal vaziyette çalıştığı bir bölge. 750 tane fabrikanın inşaatı devam ediyor. Çorlu Havalanı'na 7-8 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Ve Kanal İstanbul'un geçeceği bir bölge. Çanakkale Köprüsü'nü geçtiğimiz Mart ayında Cumhurbaşkanımız tarafından temel atılan Çanakkale Köprüsü'nün otobanından geçeceği bir bölgeden bahsediyoruz. Ya ben projeleri saymakla bitiremiyorum. Saymakla bitmez. İstanbul'un en büyük göğüs hastalıkları hastanesinin yapılacağı bir bölge. Yine Türkiye'de 3 tane büyük spor kulübümüzden bir tanesinin kampüsünün ve üniversitesinin kurulacağı bir bölge sevgili kamca. Muhteşem bir yer. 300 metrekare
Fiyatları biraz önce, biraz sonra açıklayacağız. Ama sadece bu fiyatlar TV52 izleyenlerine özel bir fiyatlardır. Evet. TV52 izleyenlerine özel fiyatlar. Hemen sorularını alalım sevgili kardeşim. Neden Silivri? Neden Silivri? Biraz önce söyledim ya. Şimdi İstanbul artık Anadolu yakasını taştı. Gebze ile İzmit'te birleştik. Bir boşluk kalmadı. Bundan sonra gideceği yer olduğu gibi Avrupa yakası. Dolayısıyla buradan da sonra Beylikdüzü'nden sonraki ilk gelen yerde ilçesi olarak doğal olarak Silivri ve biraz önce söyledik ya, Silivri muhteşem bir yer. Deniziyle, doğasıyla, harikasıyla, havasıyla, iş imkanlarıyla muhteşem bir bölge. Peki fiyat? Fiyatlarımızı hemen söyleyelim mi? Söyleyelim. Normalde emsal değerleri diğer firmalarda 45-49 lira, 55 liralara satılırken Klas Ars ofisinde sevgili Mehmet Akbayır'ın kış günü normalde biz 15 gün önce 35 bin lira veriyorduk. Aynı bir yerde, aynı parselde 35 bin liraydı fiyatlarımız. Ama sağ olsun yönetim kurulu başkanımız dedi ki kış geldi. Şimdi kış yüküyle insanlara fazla yük bindirmeyelim. Dedik ki herkes arsa sahibi olsun. Herkes yer sahibi olsun. 300 metrekare yerler sahibi olsun diye kış kampanyası. Biliyorsun klasa kampanyalar bitmiyor. Evet. Bu sefer de kış kampanyası yaptık. Doğalgaza katkımız olsun. Elektriğe, suya katkımız olsun diye 300 metrekare yerler 25 bin lira. 25 bin lira şaka gibi fiyatlar. Bedavadan az pahalıya veriyoruz. Yok. Bedavadan ya. Az pahalıya. Değil mi? İnanayım mı? Ya tabii ki inanın. Bunda yalan yok. Tapunuzu aldığınız zaman görürsünüz. Ve bunlar İstanbul tapulu yerler. Tapularınızı alana kadar da bir kuruş para istemiyoruz sevgili Gamze. Çok İpotek güzel. Yok, faiz yok. Kesinlikle yok. Kefil istemiyoruz. 25 bin liraya götürüyoruz arazimizin başına. Beğeniyorsunuz, sözleşmeyi yapıyoruz. Evet. İki gün sonra tapunuz hazır olduğu zaman tekrar servislerimizle, ücretsiz servislerimizle alıp götürüyoruz. Silivri Tapu Dairesi'nden İstanbul tapulu yerler. Bakın bunun üstüne basa basa söylüyorum. İstanbul tapulu yerlerden yerinizi tapu dairesinden tapunuzu aldığınız zaman hemen tapu dairesinin karşısındaki ofisimize geçiyoruz. Ofisimizde tapunuzu aldığınızda ödemelerinizi yapıyorsunuz. Ücretsiz servislerimizi tekrar size aldıkları noktada bırakıyorlar değil mi başkanım? Yemeğimizi de veriyorlar. Başka neler veriyorlar? Siz anlatın başkanım. Çayımızı, kahvemizi veriyorlar. Ben gittim gördüm. Peki siz memnun kaldınız mı? Çok memnun kaldım. Bu kadarını beklemiyordum şahsen. Çok hoşuma gitti. Tavsiye eder misiniz başkanım? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü bir kendimiz aldık her şeyden önce. Aldınız değil mi? Aldık oradan. Yani, Allah'a çok şükür. Kıymetli gönül dostlarım bakın bu bir aldatmaca değil. Aldatmaca değil. Biz almadığımız, gitmediğimiz yerlere kesinlikle ama kesinlikle gittik, gördük demiyoruz. Alıyoruz. Ben kendim de aldım. Biliyorsunuz geçen sene farklı bir kanalda yaparken o gün aldım getirdim tapumu da akşam yayında gösterdim. Evet. Sefer. Çünkü yani ben insanlar anlatırken benim kendim yaşamam lazım olayı. Yaşamadan anlatması zor. O zaman afaki olur. Ve yönetim kurulu başkanımızın bizlere söylemiş olduğu bir şey var Gamze. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun insanlara yer satacağız diye kesinlikle yalan söylemeyin kardeşim. Evet. Ben vebal kabul etmiyorum diyor. Eğer vebali almaya gücünüz yetiyorsa siz alın. Doğruları söyleyin. Biz de diyoruz ki bazı firmalar satarken diyorlarmış ki buralar imarlı. Alın hemen yarın inşaata başlayın. Kesinlikle ama kesinlikle öyle bir şey yok kıymetli gönül dostlarımız. Buralar yatırımlık yerler. Buralarda temele dayalı hiçbir şey yapamazsınız. Ne yapabilirsiniz? Bizim parsellerimizde zaten beton kazıklarımız çakılı başkanım şu anda. Aldığınız zaman telörgü içerisine tapunuzu aldıktan sonra telörgü içine alabilirsiniz. Ağaçlandırma yapabilirsiniz. İçerisine meyve sebze işte hobi bahçesi gibi kullanabilirsiniz. Bir köşesine konteyner koyabilirsiniz. Evet. Konteynerin üzerine bir su deposu koyarsınız. Jeneratör koyarsınız. Hafta sonları gidip kalabilirsiniz. Ona bir şey söyleyemeyiz ama temele dayalı hiçbir şey yapamazsınız. Buralar yatırımlık yerlerdir. Bakın üstüne basa basa söylüyoruz. Yatırımlık yerler. 0212 397 1727 ne olur telefonlara bir çağrı bırakmanız yeterlidir. Gün içerisinde güler yüzlü personelimiz sizlerle kesinlikle ama kesinlikle ilgilenecek ve bütün sorularınızı içtenlikle cevaplayacaklardır. Var mı başka sorun? Araç takaslarından bahsediyor. Tabii ki hemen araç takasımız var. Araçlarınızı alırken, takas alırken kıymetli gönül dostlarımız galerilerin sizlere almış olduğu fiyatlara değil, sizlere satmış olduğu fiyatlardan. Diyelim ki anlaştık, arabanızı bize takasa vereceksiniz. O gün hemen sizin yanınızda internet açıyoruz. İnternetten sizin belirleyeceğiniz 3 tane galeriyi arıyoruz. Megafon açık şekilde siz de duyuyorsunuz. Diyoruz ki falancı modelde bir arabamız var. Bu arabayı siz bizden kaça alırsınız? Arabanın piyasa değeri 20 lira ama doğal olarak galeri diyecek ki sizden 15 bin liraya alırım, 16 bin liraya alırım. Ama size satarken 20 bin liraya satacak. Biz galerinize satmış olduğu fiyatın üzerine 1000 lira daha ilave yapıyoruz. Evet. Vatandaş mağdur olmasın diye başkanım 21 liraya yani piyasanın 1000 lira da üzerine koyuyoruz. 21 bin liraya biz alıyoruz arabayı. İyi mi? Çok güzel. Yani. Bir de Sedat abicim şu var. Hemşerim diye söylemiyorum. Bir Sivaslı olaraktan ben firmanın güvenilirliğini burada konuşmak bile istemiyorum. Neden güvenilir dersek firma babadan oğula geçmiş artık. Ben artık Mehmet Bey'i görüyorum ama yanında Alperen Akbayır'ı da görüyorum. Bu ne demektir? Firmanın güvenilirliği var ki
Bu gitmiş ki almış başını, gitmiş ki babadan oğula geçmiş artık. Bu ben artık, öyle düşünüyorum. Bu artık sevgili karımıza zincir gibi olmuş. Tabii yönetim ki de kurulu, öyle. Yönetim kurulu başkanımız artık biz bunu yani söylemeye de zul sayıyoruz. 28 yıllık bir tecrübe. Tabii ki de İnanılmaz öyle. İnanılmaz bir tecrübe. Neredeyse çeyrek asırdan fazla olmuş. Çeyrek asırı geçmiş. Dolayısıyla babadan oğula senin söylemiş olduğun evet. gibi Alperen'e geçmiş. Ve 30'a yakın personelimiz yani var. Yani buradaki kaliteyi görmek gerekiyor. Tabii ki Florya'daki ve Silivri'deki ofislerimizde 30'a yakın personelimiz var. Çalışanımız var. Evet. Ve hepsi son derece işlerinde, branşlarında tecrübeli, güvenilir. Ve çok güler yüzlü. Güler yüzlü personelimiz var. Evet. Kesinlikle ama kesinlikle güler yüzünü asla taviz vermiyoruz. Ve bizim için her şeyden önce dürüst olmak, doğruları söylemek bizim kalite düsturumuz. Bir düşüneyim diye gidenler artık kesinlikle yok. Aldırır yollarlar. Kesinlikle yok. İnan buna bak. Geçtiğimiz günlerde Belçika'dan bir müşterimiz geldi. Buradan da selam olsun. Ablamın ellerinden öpüyorum. Geziye gelmişler. Televizyonda bizim reklamlarımı görmüşler. Kızlarını almış geldi. O gün hasbelkader çanta bölgesindeydi. Silivri'nin çanta bölgesi de orası da muhteşem bir bölge. Deniz böyle manzaralı. Yerlerimizi yeni açmıştık. Dedi ki evladım ben dedi bugün gezmeye geldim. Hiç almaya niyetim yok. Yerler dedi merak ettim reklamlarda dedi. Çok güzel gözüküyordu. Bakacağım. Dedim tamam abla götüreyim ben seni. Servislere bindik araziye gittik. Tapayım orada ben. Ablama bir anlattım. Ablama biz 3 tane yer verdik. Abi, hem kendi aldı hem kızları aldı. Ama söz verdim biz Belçika'ya gideceğiz. Sevgili yönetim kurulu başkanımızla o ablamın gideceğiz orada çayını içeceğiz. O da bize söz verdi orada bize müşteri alacak başkanım. Toprak kışın inşallah, yani, kışın inşallah. Yunus abi, Yunus Coşkuner abi Almanya sesleniyorum buradan. İnşallah kışın bol bol geleceğiz Almanya'ya çok geleceğiz. Senden çok şey bekliyoruz buradan selamlar olsun. Evet 0212 397 1727 nolu telefonlara bir çağrı bırakmaz yeterli kıymetli gönül dostlarımız. Florya'da Metrobüs Uran'ın tam karşısındaki ofisimizde bir çağrı atın. Atmadınız hafta içi canınız sıkıldı. Çıkın gelin çay içelim sohbet edelim sizlerle hasbihal edelim. Küçük birikimleriniz varsa... Bu konuda uzman olan sevgili yönetim kurulu başkanımız Mehmet Akbayır'ın fikirleri inanın sizlere çok şey katacaktır düşüncelerinize. Yön verecektir size. O küçücük birikimleriniz yarın bir gün büyük kazançlara nasıl dönüşecek değil mi? Küçük bir birikimim küçük, var. Var mı? Yardımcı olur musun? O zaman musunuz? En kısa zamanda seni de bir yer sahibi yapalım. Ben zaten hemşerim olsun, çamurdan olsun diye. Son bir dakika hemen toparlıyoruz. Efendim biz de ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelirken telefon numaralarımızı bir daha tekrarlayalım. 0212 397 1727 kalitenin ve güvenin simgesi Klas Ars Ofisi. Bir çağrı atmanız yeterli kıymetli gönül dostlarımız. Sakın ama sakın bu kampanyaları kaçırmayın. Çünkü iddialıyız, çok iddialıyız. Türkiye'de hiçbir bölgede 300 metrekareyi 25 bin liraya alacağınız başka bir firma yok. Bizim amacımız burada kesinlikle kar etmek değil, vatandaşa arsa sahipmek. Ve diyoruz ki orduda, ordunun en ücra köşesinde arsa sahibi kalmayana kadar biz devam edeceğiz. Sizlere arsa sahibi yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Çocuklarınıza, ileride bize şuna eminim. Bize çok dualar edeceksiniz. Yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz. Efendim huzurlarınızdan ayrılırken çok teşekkür ediyoruz bizlere katlandığınız için. Ama diyoruz ki 0212 397 1727 doğru telefonlara muhakkak bir çağrı bırakın. Ve bu numaraları kesinlikle ama kesinlikle bir yere kaydedin. Yarın bir gün bu numaralar size çok şey kazandıracaktır. Çünkü sadece bir telefon numarası değil bunlar. Evet. Efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Birazdan buradayız. Ve bakalım iddia edildiği kadar Boğazcık mağarası gerçekten öyle büyük güzel bir mağara mı? Sen... Peki bir şey söyleyeceğim. Bir tarafından girilip öbür tarafından çıkılır mı mağaranın? Onu siz beceremezsiniz. Oğlunu biz beceremeyiz. Beceremez. Sen bana baktın böyle dedin ki bu seni yiyecek olduğun iş değil. Şurada su aktığını görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda yarasayı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Vizörün nasıl buğulandığını göreceksiniz. Dur Muzaffer elleme. Buradan göreceksiniz sevgili izleyicilerim. Bakın kameranın vizörü nasıl buğulandı. Düşmeyelim ama ha. Muza görüşürüm. Bunaldınız mı? Kalabalıktan ve telaştan uzakta huzur dolu bir program başlıyor. Huzurun, doğal yaşamın, temiz havanın ve yöresel lezzetleri tadacağınız Ordu'nun en güzel köyleri sizleri bekliyor.
Yemyeşil bir coğrafyada ahşap Karadeniz evleri ve el değmemiş bir doğa TV2 ekranlarında. Orada bir köy var uzakta demeyin, artık tüm köyler yakın. Özlediğiniz köy havası her salı ve perşembe saat 17'de TV52'de. Sarsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Melet'ten Esen Rüzgar devam ediyor. Gözüm yaşı ile yardan ayrıldı, yardan ayrıldı. Terzi baba derler, dilek diledi, dilek diledi. Bunca zulüm çile neden eyledi? İntizarım sana sana şirin Erzincan, güzel Erzincan, canım Erzincan. İntizarım sana sana şirin Erzincan, güzel Erzincan, canım Erzincan. Eteğinde gül var, tatlı sular, tatlı sular. Çağlayan yalınca molla köyleri, molla köyleri. Güzelin renk atarsın şirin Erzincan. Her şeyinle sen güzelsin canım Erzincan, güzel Erzincan, canım Erzincan. Teşekkürler. Buradan Yaşar Sarıkaya hocama da selam olsun. İnşallah en kısa zamanda onu da konuk alacağız. Buradan mesajlarımız var. Muhteşem ben mesajları okumak istiyorum. Hadi bakalım, mesajlar hemen okuyalım. Gelmiş. Sedat abi haber veriyorlar. Tamam okuyalım. Diyor ki sevgili bacanım Sedat, sana ve Öykü Hanım'a sonsuz başarılar diler. Saygılar sunarım. Teşekkür ederiz. Teşekkür selamlar ediyoruz. Olsun. İyi akşamlar. Yeni yayın döneminizde başarılar diliyorum. Sizleri büyük bir keyifle izliyoruz. Feridun Çevik. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun Feridun abi. Sevgili Sedat Ünver, yeni yayın döneminde başarılar dilerim. Eyüp Esentepe, Adem olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Erdem abi. Değerli kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Melek Denesen, ilk ve sıcak rüzgarların daim olsun. Selam ve sevgilerimle. Zamansız Mehmet, iyi yayınlar. Oo, selam olsun kardeşime. Bu alkış gönderelim. Pazar akşamları da. Zamansız yağmurlar, şiir dolu, türkü dolu akşamlar yapıyor, sağ olsun kardeşim. Sedat kardeşim, sıradaki parçayı tüm askerlerimiz ve asker oğluma armağan ediyorum. Servet Yılmaz. Buradan sevgili Servet abime selam olsun. Tokat Reşadiyeli İsmail kardeşime bir eser göndeririz abicim. Selam olsun sana, seviyoruz seni.
İyi yayınlar. Ben İzmir Aladağ'dan, Ali Ağa'dan, Rıza Kır, Gamze Küçük'ten derdim çoktur. Dağ taşa söylerse sevinirim canlar. Rıza abicim çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ailecek sizlere çok öpüyorum buradan. Çok teşekkür ederim o güzel mesajın için. Selamlar imparator. Bu ne güzellik, bu ne şıklık, bomba gibisin. Kulaklarını bolca çınlattık bu akşam. Bol etnikler, saygılarımla Yusuf Kuvancı. Buradan selam olsun sevgili Yusuf kardeşim. İnşallah en kısa zamanda seni de burada görmek istiyoruz Yusuf kardeşim. Albüm herhalde son zamanlara geldi. Okumalara başladım bildiğim kadarıyla. İnşallah albüm çıktığı zaman ilk seni konuk alırız. Hem promosyon yapmış oluruz hem de o güzel sesinden yeni eserlerden dinlemiş oluruz. Sedat Ünver, hayırlı yayınlar. Ben Çavdar Köyü, Çiftlik Mahallesi'nden Fahri Akpınar. Senden Eminem türküsünü istiyorum. Eminem. Konuklara selamlar demiş. Fahri abi sağ olsun. Fahri abi okuyacağım. Fahri abinin mesajı geldiği zaman direkt Eminem istiyor. Başta yönetim kurulu başkanı Ramazan Ünver ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına ve Hicabi Ulu Ocak'a saygılar demiş. Sevgiler, neşeniz bol, sağlığınız daim olsun. Belediye Meclis Üyesi İbrahim Ünver. Şimdi burada... Burada bir parantez açalım hemen. Öykü açmasak olmaz. Benim her zaman gurur duyduğum kendisiyle evladı olmaktan bütün yayınlarında söylüyorum. Hani elimizde öyle bir imkan olsa dünyaya 1000 defa gelsem 1000 defa evladı olmak isterim. Buradan sevgili İbrahim Ünver, babamın ellerinden öpüyorum. Mesudiye Belediyesi Meclis Üyesi 35 yıl muhtarlık yaptıktan sonra 3,5-4 yıldır da Mesudiye Belediyesi'nde meclis üyeliği yapıyor. Buradan selam olsun. Ankara'dalar şu anda. Kardeşlerimle beraber seviyorlar. Babama, anneme, kardeşlerime hepsine kucak dolusu selamlar olsun. Şöyle bir kuvvetli alkış gönderelim. Köyde kardeşim, halannem, bütün programlarda söylüyorum ya, hani bunu üzerine basa basa söylüyorum ki gençlerimiz büyüklerin kıymetini bilsin diye. Halannem, biz halanne diyoruz. Şimdi insanlar yadırgayabilir. Bizi büyüten insan olduğu için annem kadar emeği vardır. Bunu laf olsun diye, kesinlikle ifat olsun diye de söylemiyorum. İnanın Allah'a, sırtımızda cennete götürüp getirsek halannemin emeklerini ödeyemeyiz. Bizde o kadar emeğe vardır. Sedat abi. Buradan, o zaman benim babam da burada. Ellerinden öpüyorum. Çok selam. Buradan arkamda hep. Kucak dolusu selamlar olsun halannemi. Ellerinden. Babam da burada. Böyle doya doya öpüyorum. Ercan'a, Gülseren hepsine selam olsun. Babanın da selam olsun. Kucak babamdan dolusu selam gönderelim. Selam olsun bizim. Evet kardeşim. Merhabalar, ben Sivas Bayıraltı Köyü'nden Doğan Özcan. Konuk sanatçınız Gamze Hanım'dan bir tane istek istiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün istekler sana gelsin bu akşam. Sevgili Sedat, programın hayırlı olsun. Konuklarına ve tüm çavdarlılara selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Oktay Günalan. Teşekkür ederiz sevgili kardeşim. Sevgili Sedat kardeşim, yeni yayın dönemin hayırlı uğurlu olsun. Başarıların devamını dilerim. İyi yayınlar, fazla ünver. Eyvallah kardeşim. Ünverler maşallah abi. Evet. Harikalar. Biz aşiret yani. Aşiretsiniz. Evet. Abim, yeni programında başarıların daim olsun. Değerli başkanıma da saygılar, selamlar olsun. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Fevzi Ünver ve ailesi, çok teşekkür ediyoruz. Buradan selam olsun kardeşlerime. Bu kadar. Hadi bakalım. Sıra kimin? Ben mi? Sen o zaman şöyle yap Gamze. Bizim onursal başkanımız var ve karşıdan Gazman Başa Ordular Dernek Başkanımız geldi. Onlara birer mikrofonu da onların kısa bir görüşlerini alalım. Ondan sonra senden bir eser alalım, olur mu? Sen mikrofon al. Şu konuşma mikrofonunu al. Bak, orada onursal başkanımız var, Hicabi Başkanım. Hicabi Başkanım'a bir git bakalım neler söyleyecek. Başkan. Hicabi Bey'e götür önce, Hicabi Bey'e. Tamam, önce size mikrofon tutalım. Evet, teşekkür. Başkanım konuş, siz yayına gidiyorsunuz. Konuşun. Teşekkür ediyorum Sedat'cığım. Stüdyoda konuklarına, TV ekrandan bizi izleyen seyircilere ve yurdumun güzel insanlarına bu güzel gecede sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Öncelikle televizyon ekranlarından bütün programları izliyoruz. O kadar kokuşmuş, çürümüş programlar var ki, böylesine güzel insanlarla, böylesine güzel sanatçılarla, böyle kültürümüze, sanatımıza, ağıtlarımıza, ezgilerimize yer veriyorsunuz. Erzincan'dan, Türkiye'nin her yerinden, Malatya'dan, Karadeniz'den türkülerimizi okuyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Teşekkür ediyoruz başkanım. 8-10 yıldır program yapıyorsun. Seni zaten ben tartışmıyorum bile. Senin çocukluğundan bugüne kadar sizi izliyorum. Asilliğin yeter, duruşun yeter, adamın yeter, adamın dibisin diyorum. Evet. Yine
Ben de gerçekten Ordulu olmaktan, Mesudiyeli ve Çavdarlı olmaktan, Köyketli olmaktan her zaman mutlu oldum, gurur duydum, onur duydum. Böylesine güzel insanlarla beraber 15 yılda dernek başkanlığı yaptım. Biz bu köyün Ramazan başkanımın dediği gibi sevdalısıyız. Mesudiyeli'nin, Ordulu'nun vatan sevdalısıyız. Biz yine şehitlerimiz oluyor. Allah kahretsin PKK'lıları, diğer grupları. Ne yazık ki şehitlerimiz devam ediyor. Bütün şehitlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Ülkemizin, milletimizin, yakınlarımızın başı sağ olsun diyorum. Yine Ramazan Başkanıma, yönetim kurulundaki arkadaşlara yapmış oldukları dernek toplantıları, dernek faaliyetleri ve köyümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yine burada çok güzel bir kızımız. Ben dinlerken yani Sebahat Akkiraz doğuyu diyebilir miyiz yani? Tabii ki. Yine karşımızda Gamze kızımız, çok güzel sesi, fiziği, çok teşekkür de çok güzel. Ediyorum. Çok teşekkür evet, ediyorum. Güzel stüdyodaki bütün saz ekibine, Mehmet Bey'e, TV 52 yönetmenine, sahibine, yapımcılarına, kameraya, bütün herkese bu programa yani önceden vadiden esen rüzgarla devam ettik Amasya'ya kadar ta Kelkit'ten. Şimdi de tam Esudiye'den başlıyoruz. Ordu'ya kadar. Sivas'tan başlıyoruz başlıyor, değil mi? Evet. Ordu'ya kadar. Helal olsun başkanım. Burada da ne oldu? Melet Vadisi oldu. Evet. İkisini birleştirdik. Size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ben beğeniyorum. Herkes beğeniyor. Programın daha da güzelleşecek, daha da güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Bütün ekibine teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür Allah'a olsun. Emanet olun. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen Kasım Paşa Ordular Dernek Başkanımız, hemen ondan da alalım. Size de şöyle uzatayım. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey kardeşim. Bugün burada olmaktan ben onur duydum. Bugün duydum ki son zamanlarda fazla medyayı takip edememiştim. Ramazan Bey kardeşimiz aynı zaman köyümüzün dernek başkanıdır. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Eyüp Ordular Derneği'nde yönetim kurulu üyeti yaptık. Bir ara beraber kaldık. Sedat Bey kardeşim yine benim olağanüstü sevdiğim bir, çok sevdiğim eyvallah bir kardeşimdir. Anne. Bu yeni yayın dönemin hayırlı uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Buradan ben buradan bütün Ordu ve Mesudiye Çavdar Köyü'nün bütün izleyicilerine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Buradan bütün benim ailem de izliyor olabilir. Onlara da çok selamlarımı söylüyorum. Seyircilerimize de buradaki bütün konuklara da sevgilerimi iletiyorum. Allah hepinize çok teşekkür razı olsun diyorum. Ordu tanıtım günlerini sanırım söylemiştiniz. Söyledik, bir daha hatırlatalım. 12, ayın 12'sinde başlıyor. 12-15 Ekim Ordu tanıtım günleri Yeni Kapı'da yapılacak. Rabbim nasip ederse bütün orduları orada bekliyoruz. Cumartesi günü 40.000 kişiyle Ordu tişörtleri giyinerekten bir karşılama oyunu olacak. Ve orada bütün orduları oraya bekliyoruz. Perşembe günü saat 12'de açılışı var. Perşembe günü oraya herkesi yine bekliyoruz. 19 ilçesinde standlar kurulacak. Ve bu standlarda bütün ordular olacak. Lütfen herkes, ordulu kimliğini taşıyan herkes ordu olsun. Ve bizi sevenler de orada olsun. Bizler de 4 gün boyunca orada olacağız inşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ağzınıza gönlünüze sağlık sevgili. Evet, hemen senin yerini alalım. Senden de bir eser alalım. Bu arada başkan yardımcımız sevgili Hüseyin abim aramızda. Kendisine hoş geldiniz. Öte karşıdan geldi bu trafikte. Yine başkan yardımcımız Selim Bey, başkan yardımcımız Bünyamin Bey, genel sekreterimiz Soner Bey, maşallah. Hüsamettin dayım, dayıların şahı, muhteşem. Yani benim rakibim ama inşallah sezon sonuna doğru sana canlı yayında bir türkü okutacağım Allah nasip ederse. Buradan sözümüz olsun. Evet. Ben de güzel bir eserini okuyacağım. İnşallah.
Gönlüne sağlık. Hanım mesaj çekmiş. Çiçeği orada bırakırsan eve gelme diyor. Ya onun için oğlum çiçeği sağlam al, eve gidemeyiz yoksa. Bak annen koymaz biz eve. Evet Gamzeciğim. Sedat abicim türkü okuyacağız galiba. Bizde konuşma yok, bol bol türkü okuma var. O zaman şöyle yapalım. Ya biz de şöyle, yani insanları buraya getirip çene yarıştırmaktansa çıkartıp bol bol hem izleyicileri türkülere doyurmak hem de buraya gelen solist arkadaşımıza bir türkü daha fazla okutmak derdimiz. Evet, çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sedat abicim. O zaman ben Alil Kuzutuğ hocamdan bir eser okumak istiyorum. Şu buradan anda da selamlarımızı iletelim. Sağlık acil şifalar durumunda pek diliyoruz. İyi değilmiş. Evet. Geçmiş olsun. Neler vermez idim onun uğruna diyoruz ve uzun hava yapıyoruz. Bizi izleyen mesajlar. Vefasıdır. Yar deyip adımı anmasın söylen. Kıymetimi bilmez o kafasız. Boşuna sevdama da yanmasın söylen. Vurulmasın güzelliğim var deyip. Ağlayıp durmasın ahım zar deyip. Her olur olmaza sadık yar deyip. Sırrını da verip, kendini de verip. Sevmesin söylen, sevmesin söylen, sevmesin söylen. Bazen
kalsak yaylalara eskisi gibi, eskisi gibi. Önümüze katsak da varmalı, çıksak yaylalara eskisi gibi. Pişman olup geri dönsen ne fayda, ömrümün yarısı geçtikten sonra, geçtikten sonra. Zaten bir başıma kaldım arada, hep gözüm ellerde olduktan sonra. Gönlüne sağlık. Var olasın sevgili kardeşim. Nasıl gidiyor program? Vallahi biz büyük keyif alıyoruz. Eminim, umarım ekranda başındakiler de büyük keyif alıyordur. Değil mi başkanım? Evet. Nasıl gidiyor? Siz nasıl buluyorsunuz? Vallahi biz zaten... Çok mu konuştun başkanım? Ne yaptın? Ben bugün sıra gelmeyecek diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Sıra gel. Sıra ne? Ama mikrofonu konuşman lazım. Ben başkanım. Sorayım başkanım. Hadi bakalım. Şimdi ben derneğe önce bir tarihçesini biraz kısaca çağırmak isterseniz. Tabii ki hemen alalım. Eğer müsaadeniz varsa tabii ne ki. Demek? Zamanımız da varsa bilmiyorum zamanımız var mı falan. Var. Bizim derneğimiz 1992 yılında bildiğim kadarıyla şu anda dernek kurucularımızdan iki tanesi şu anda tribünde oturuyor. Yavuz Göktağ ve Hüseyin Ulusoy kardeşlerimiz. O zamanın gençleri, şimdikinin orta yaşları diyeyim, kurmuşlar. Zamanla dernek başkanının eline geçmiş. Sonra sevgili onursal başkanımız oldu artık. Hicabulu Ocak abimiz. Bize bu yakışmıyor demiş. Derneği aldı tuttu. Biz de yanındaydık. Zaten yıllarca beraberdik. Onun yönetim kurulundaydım ben de. Daha sonra dernek mülkünü aldı. Hiç 5 kuruşumuz yokken, hani dedim ya yürekli olmak lazım. İşte dernekte şey yapmak için gerek yok.
Cem abinin de o yüreği gördük, inandık kendisine. 5 kuruşumuz yokken banka kredisiyle 8-10 kişi bankadan kredi çektik. Bugün Allah razı olsun. Keşke bugün 8-10 tane icabı olacak olsa köyümüzde. Köyümüz bugün daha farklı olur, derneğimiz daha yerlerde olurdu. Sevgili başkanım, şimdi biz yeri geldiği zaman insanları onur edemezsek, insanları takdir edemezsek yaptıkları hizmetin hiçbir harbiyesi kıymeti olmaz. Her zaman takdir etmek lazım. Sevgili Hicabi Başkan bizim onursal başkanımız. Çok şey öğrendik tabii, oradan. Tabii. Bir de ekip var. Yani şimdi tabii ki ekip var. Şimdi Hüseyin abi, Hüseyin Ulusoy abi, sen de söylemiş olduğun gibi derneğin kuruluşundan bu tarafa hiç şeysiz, sorgusuz, sualsiz. Derneğin en eskisi. Dernek listesi yazılırken birinci sıra yaz Hüseyin Ulusoy. Aynen. Yaz Selim Günalan. Evet. Değil mi? Yaz Selim Günalan. Tabii ki oradaki CFK'ların en başında Selim Günalan geliyor. Yani bu derneğin... Onu söylemeden edemeyiz bir defa. Ramazan Günalan, Selim Günalan... Cihangir Ulu olacak. Yani şimdi bu derneğe mülkünün alındığı zaman ben Ankara'da oturuyordum. Buraya geldim, dediler ki dernek mülk alacağız. Ya dedim bu adamlar kafayı yemiş ya. Bunlar dedim gerçekten kafayı yemişler. Kredi çekecekler. Çavdar Köyü'ne mülk alacaklar. Yarın bir adamlar nasıl ödemese ne olacak? İşte çektiler kredileri. Gittiler geldiler, gecelerine gündüzlerine kattınız daha doğrusu, evet. Hep beraber öyle söyleyeyim. Evet. Gecenizi gündüzüne kattınız, kapı kapı dolaştınız. O derneğin mülkünü aldınız. Bugün Çavdar Köyü'nün Gazi Osman Paşa'da, Eyüp'te 500 bin liralık bir mülkü var, öyle mi? İki katlı bir mülkü. İki mülkü. Var. 500 bin lira var değil mi değeri? Tabii ki. Aşağı söylüyorum, yukarısı vardır. Belki daha fazladır. Yukarısı vardır, aşağısı yoktur. Evet. Buradan emeğe geçen herkese, başta sevgili başkanım, Hicabi Başkanıma, Selim abiye, Hüseyin abiye, bütün çavdarlara, tabii size de sonsuz teşekkür ediyoruz. Çavdar Köyü'ne böyle bir mülk kazandırdığınız için. Tabii Hicabi abim oraya kadar getirdi. Ondan sonra tamam, buraya, ben buraya kadar dedim. Bundan sonra da siz ondan sonra ne yaptınız? Bayrağı devraldık. Tabii inşaat andaydı. Gerçi Hicabi abim birçok şeyini yaptı. Sonra biz iş düzenlemelerini yaptık. Önce bir kahve görünümündeydi. Onu biraz daha lokal görünümüne getirmeye çalıştık. İşte bazı iş tadilatları yaptık. Tabii bu da biraz parayla oluyor. Hicabi abi bir şey yaptıktan, ben devraldıktan sonra pek aidat toplamadık. Yani millet biraz yoruldu yani aidat vermekten bayağı. Yani aidat derken dernek mülk alırken biraz millet dinlendiriyoruz şimdi ama yakında çıkacak işte. Paraları toplum alacaksınız yoksa ne yapacaksınız başkanım? Yok, fazla sıkmayacağız. Herkesin gücü ölçüsünde. Borcu sıfırladık derneğin şu borcumuz anda. Yok. Borcumuz yok. Borcumuz yok. Sanırım önümüzdeki haftada tapumuz... direkt derneğin mülküne geçecek, evet, öyle bugün, mi? Bugün yapacaktık onu da bir yetişmeli. Arkadaşımızın acil bir işi çıktı, gelemedi. Dolayısıyla haftaya bırak. Haftaya önümüzdeki haftaya sana. Tamam inşallah. Mülkümüzü de derneğimize kazandırdık. Buradan duyurmuş olalım. Önümüzdeki hafta tapu şahısların üzerindeydi kredilerden dolayı. O borçlar kapandı tamamıyla. Normalde tapu bugün derneğin üzerine devrilacaktı. İşte aksilik olunca İstanbul trafiğini biliyorsunuz. Geliyor. Önümüzdeki haftaya Allah nasip ederse önümüzdeki hafta derneğin tapulu bir mülkü olacak. Yani derneğin duvarına da o tapuyu asacağız. Görenler görmeyenlere duyursun. Evet. Değil mi başkanım? Tabii ki. İnşallah. Yazın projeler var mı? Yazın tabii ki projeler var. Projeler bitmez yani. Başkanım şeyi söylemediniz ama bak biz bu sene Ramazan'da bir siftah yaptık. Nasıl bir şeydi? Unutuyoruz tabii ki. Yani burada yani, mikrofon alışkanlığı olmadığı için tabii ki siz... Yok yok maşallah var. Benden yok, fazlasın başkanım. Ya şimdi... Ramazan aylarında genelde köylerimiz, genelde bizim köylerin %90'ı oruç tutuyor genelde, rahatsız olmadıkça. Yani Allah'a şükür. Biz dedik ki böyle herkes böyle tek tek, bir de herkes akşamları böyle evine misafir davet eder. Dedik ki bu böyle tek tek 5-6 kişi olacağına köylünün hepsi bir arada olsun, bir yerde yapalım. Bunu gelenek haline getirelim. Bu sene başlangıç yaptık. Orta Dağ'da böyle bir piknik alanında, böyle hafif ormanlık bir yerde. Çok şahane oldu. İnşallah bundan sonra devam ettireceğiz onu. Çok güzel de bir katılım oldu. Çok güzel bir katılım oldu. Çok şahane oldu. Ayrıyeten piknik şeyimiz var. Evet, şeyde Kurtköy'de Viaport'un yanında bir ormanlık alan var. Orada piknik organizasyonumuz olacak. Şu an belediyeyle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah ilkbahardan sonunda orada düşünüyoruz. Yani yağmurlar bittikten sonra. Buradan da duyurusunu yapalım. Evet. Yani yazın pikniğimiz olacak. Tabii inşallah. Olacak ama şöyle bir şey yapalım başkanım. Biz şimdi sizi aldık, programın daha başlar ama şimdi Şubat Mart'a doğru inşallah şöyle yemekli bir gece yapalım. Yani Çavdar Köyü'ne gece yakışır başkanım. Stüdyolarda sığmayız biz buralara. Yani bura gibi 4 tane 5 tane stüdyo olsa... Vallahi ben isterim yani inşallah yaparız yani bunu şimdiden bilmiyorum sözünü buradan verelim buradan mi? Duyurusu tabii ki buradan tabii duyurusunu ki. Yapalım. Aha. Şöyle yemekli güzel bir organizasyon yapalım ki duyurusunu yapmış olalım. İnşallah. Evet başkanım.
Yavaş yavaş toparlayalım. Süremiz de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bak orada hemen tabelayı kaldıracak şimdi yönetmenim. Başka neler yapıyoruz? Tabii üyeleri bilgilendirme yapıyoruz. Hastalar olursa eğer olursa hasta bilgisi veriyoruz. Cenaze olursa cenaze bilgisi veriyoruz. Düğünlerimiz oluyor. Düğünlerin bilgisini veriyoruz. Önemli günlerde, bayramlarda, ulusal bayram günlerinde mesajlarımızı atıyoruz. Yani doğrusu lokomotif görevi yapıyoruz. Bunu da yapmaya başkanım, devam edeceğiz. Hemen de toparlayalım. Son sözlerinizi alalım. Son 15 dakikamıza kaldık. Birer eserle hemen biz kapatalım. Haftanın diyorum, yılın 52 haftası var. Ben haftada bir gün yapıyorum, kahvaltı yapıyorum, onda pazar günleri. Ama 52 haftanın 40 haftası dışarıdayım. Bir gün bir yerin daveti var, gün bir yere daveti var. Orada bizi davet ediyorlar. Köyümüz orada en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çavdar Köyü burada dedirtmeye çalışıyoruz. Çavdar Köyü yok demesin. Çünkü bizim köyümüz büyük bir köy. Artık köy değil, mahalleyiz. Gerçi Çavdar Köyü büyük bir köy ama mahalle büyükten küçüğe düştük. Çünkü bizim köyümüz o kadar büyük ki seyahatnamesinde bile kimdi? Elvan Çelebi'nin. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bile adı geçen bir yer bizim köyümüzün ismi. O yüzden aşağı düşmek istemiyoruz. Hep yukarıda kalmak istiyoruz. Çıtayı hep yükseltiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ne iyi ettiğinize geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bunu saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. İnşallah yemekli gecede, yemekli yapacağımız gecede çok daha detaylı bir konuşma istiyoruz sizden, değil mi? Aslında biz teşekkür ederiz. Keşke biraz daha zaman olsa, fırsat olsa yaptıklarımız, yapacaklarımız biraz daha açıklasak. Zaman su gibi akıyor. Ağzımızı çoğalsayın artık başkanım. İnşallah. Ne yapalım? Bizi davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kanal 52'ye teşekkür ediyoruz. Klas Emlak'a teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e, Alperen Bey'e teşekkür ediyoruz. Stüdyoya gelen konuklara teşekkür ediyoruz. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Kameramanlara, sadece arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Televizyonlar başında bizleri izleyen herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Size de yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun başkanım. Evet sevgili Gamze. Ben ilk öncelikle TV52 ailesine, Sedat abicim sana, Öykücüğüm çok sana da çok teşekkür ediyorum. Ve buraya gelen dostlara ayaklarınıza sağlık diyorum. Hemşerim Klas Emlak Arz Ofisi'ne, Mehmet Akbayır'a, Alperen Akbayır'a çok teşekkür ediyorum. Ve Şile'den, Yörük Çadırı'ndan ta buralara kadar gelen Halil amcam ve eşine çok teşekkür ediyorum. Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yüreğinizden sevgi, kalbinizden iyilik, merhamet eksik olmasın efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet Öykücüğüm. Senin de son sözlerini alalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bekleriz. Ana sponsorumuz, sponsorlarımız Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır'a teşekkür ediyoruz. Buradan onlara sevgiler, saygılar sunuyorum. Altman sponsorlarımızı da söyleyelim. Altman sponsorlarımız İlyas Polat ve Kadir Karşil. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Önce bir istek türkümüz var, onu yapalım. Peşinden Türkiye'mle kapatacağız. Eminem vardı ya. Bu arada ben kapanış konuşmasını yapayım müsaadeniz olursa. Efendim yönetim kurulu başkanımız, TV52 yönetim kurulu başkanı sevgili İshak Çay Beyefendi. Genel koordinatörümüz Akın Çiçek Beyefendi. Genel yayın yönetmenimiz Volkan Bey'e. Ordu merkezde çalışan bütün TV52 çalışanlarına, İstanbul stüdyolarında İstanbul sorumlumuz Zeki Salman Beyefendi'ye, yönetmenimiz Ümit Beyefendi'ye, seslerde Rojda Hanım'a ve seste bir marka olan sevgili Ahmet Demircioğlu'na, yönetmen kardeşlerime, kameraman kardeşlerime ve saz ekibime şöyle kuvvetli bir alkış veriyorum sizlerden. Tabii ki ana sponsorumuz Klas Arz Ofisi sevgili Mehmet Akbayır, Alperen Akbayır Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah onların kazançlarını artırsın. Kültürümüze verdikleri değer için sonsuzca minnettarız. Kazancınız bol olsun, ömrünüz uzun olsun diyoruz. Bir isteğimiz var peşinden. Bugün dün 4 tane şehit verdik. 4 tane de yaralımız var. Cenab-ı Allah bu ülkeye bir daha şehit haberleri duyurmayı nasip etmesin. Kim bu ülkenin birliğine, beraberliğine gözüküyorsa onun gözlerini oymak lazım. Cehennemin en dibin, en derin yerinde Allah onları en büyük ateşte yaksın diyoruz efendim. Haydi bakalım. Eminem darı koydum ambara, Eminem darı
dardarım Emine çok yalanım var bana. Elmaya Eminem dallarını kırmaya, Eminem yıllarca ben bekledim, Eminem muradımı almaya, Eminem yıllarca ben bekledim, Eminem muradımı almaya. Eminem gidiyorum ben de bende, Eminem bir arzum kaldı sende, Eminem ayva gibi sarardım, Eminem din iman yok mu sende, Eminem ayva gibi sarardım, Eminem din iman yok mu sende. Evet, hadi bakalım, geliyor Türkiye'm. Koymuşum Türkiye'nin yoluna, üstü güne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Boncuğum takmışım.
Klas Art Ofisi Melih Deniz'den Rüzgar'ı sundu.